TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber. Sevgili YouTube TV Kaya ailesi, hepinize merhabalar. Bir Selçuk Kaya ile Birebir programına daha hoş geldiniz. Bugün yine çok özel bir konuğum var. Kendisi şu anda İzmir'den bu bağlantıyı gerçekleştiriyor benimle. Kim mi derseniz de tabii ki Erhan Altın hocamız. Kendisini hatırlayacaksınızdır. İki ayrı dönemde Samsun Spor'u çalıştırdı. Kendisiyle bir playoff finali ne çıkma başarısı gösterdik ama maalesef hatırlarsınız Antalya Spor'a kaybetmiştik. Hem o dönemleri konuşacağız, hem Samsun Spor'un şimdiki durumunu, hem de Fenerbahçe'yi konuşacağız. Kendisi eski bir Fenerbahçeli oyuncu. Fenerbahçe altyapısından yetişmiş, Türk futboluna önemli işler kazandırmış bir teknik adam. Bunları konuşacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Selçuk'cum, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. İstanbul'dan son anda yırttık, Bodrum'a geldik. Evet, şükürler hocam olsun. Bayramımızı da burada geçiriyoruz. Herkesin Ramazan bayramını kutluyorum sağlıklı, sıhhatli bir şekilde. Ben de ellerinizden öperim hocam. İyi bayramlar diliyorum sizlere de. Sağ ol, bir tanem. Evet tabii hocam. Buyurun. Evet. Dinliyorum canım. Şöyle yavaş yavaş başlayalım dilerseniz hocam. Bir salgın süreci var maalesef, tüm dünyayı kasıp kavuran. Ülkemiz bu salgını iyi atlatıyor diyebiliriz. Vefat eden vatandaşlarımız var ama sayılar, rakamlar oldukça düşük. İyi atlatıyoruz diyebiliriz. Siz bu salgın sürecinde neler yaptınız, neler yaşadınız hocam? Dilerseniz bununla başlayalım. Ya öncelikle hakikaten bütün dünyayı saran bu koronavirüs ülkemizde bayağı kayıplara, dünyada bayağı kayıplara. Maalesef. Öncelikle herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Herkesin mekanı inşallah cennet olur diyoruz. Dua yapmaktan başka bir şeyimiz yok ama bizim ülkemize baktığımız zaman Sağlık Bakanımız olsun, Cumhurbaşkanımız olsun, bütün birimler, sağlık biriminde çalışan doktorlarımız, hemşirelerimiz, hepsi olsun bu konuda çok ciddi bir başarıyla atlattık diye ümit ediyorum. Sayılarımız yavaş yavaş düştü, şükürler olsun. Evet. Herhalde kısa sürede hem futbolumuza döneceğiz hem de normal yaşantımıza döneceğiz gibi geliyor ama tabii ki bu geçmişteki yaşantı olmayacak. Daha kendimizi kontrollü, sağlıklı bir şekilde izole etmemiz lazım diye ümit ediyorum ki buna da çok ciddi bir şekilde bütün ülkemizde yaşayan halkımız, insanlarımız gayet ciddi şekilde kendilerini koruma altına almış diye ümit ediyorum. Evet. Dolayısıyla şükürler olsun şu anda yavaş yavaş hem sağlık kontrollerimiz olsun hem de hastalık durumu olsun bayağı bir düşüş gösterdi. O yüzden çok mutluyuz. Evet, kesinlikle hocam. Zaten Haziran itibariyle yavaş yavaş yeni normale dönüş yapacağız. Karşılaşmalar da başlayacak. Tarihleri sen de biliyorsundur hocam. Önce Süper Lig, ardından TFF birincilik, ardından da TFF ikinci ligi, üçüncü ligi başlayacak. Futbolu çok özledik. Sen de aynı şekilde özlemişsin hocam. Bu tarihler konusunda sen de mutabık mısın? Hani bu tarihler yakın tarihler mi, uzak tarihler mi? Neler söylersin hocam? Ya şimdi şunu şöyle söyleyeyim. İnanıyorum ki bütün kulüpler, sağlıkçılar bütün önlemlerini aldılar diye ümit ediyorum. Yani herkesin bir özlemi var, futbol özlemi var. Herkes bir an evvel hem futbolcular hem taraftar görüntü olarak seyredecekler. Statta olmayacaklar. Bir özlemlerini gidermek adına büyük bir çaba ve çalışma var. Bunu hepimiz gözlemliyoruz, hepimiz görüyoruz. Hani dolayısıyla bu özlemimizi gideceğiz. Ama ben şöyle diyorum. Yine de ne olursa olsun en büyük taşıyıcıların spor kafileri olduğunu. Çünkü seyahatler olacak. Bu seyahatlerde ne gibi önlemler alınacak? Ne gibi pozisyonlara gidecekler? Bu konuda sıkıntı yaşayacağımızı ümit ediyorum ama inşallah bunu sağlıklı bir şekilde atlatırız diye düşünüyorum. Dolayısıyla tabii baktığımız zaman bütün takımlar kendilerini bu konuda izole ettiler. Kontrolünü aldılar. Bazı mesela Malatya Spor'da iki tane rahatsız olan futbolcu arkadaşlarımız çıktı. Onları karantinaya aldılar. Yani eğer iyi bir koruma altında olursak zevkli bir müsabakalar olacak. Almanya Ligi başladı, Bundesliga Ligi biliyorsunuz. Evet. Bu konuyla ilgili seyrediyorum maçları. Ve şunu gördüm. Dikkat ediyorum, bireysellikten daha fazla bu mesafe korumalarında tek top oynamaları ve güzel bir varyasyonların ortaya çıktığını gördüm. Bizim ülkemizde de inşallah bu şekilde bir ortam oluşur da tek top oynayarak
göze hoş hitap eden bir varyasyonlar görürüz, bir futbol seyrederiz diye ümit ediyorum. Yani saha içine de yansımış mı hocam sosyal mesafe? Yansımış yani, hani bakmayın bu koronavirüs tabii ki inşallah bundan en kısa zamanda kurarız ama koronavirüsün bazı faydaları da oldu diye ümit ediyorum. Mesela insanların kendini koruma altına alması, temizliklerin olması, diyalogların çok iyi olması, çok iyi görüşmeler olması, akrabalığın, komşuluğun birbirine daha yakın olması gibi de faydaları da oldu diye ümit ediyoruz. Ama tabii ki ne olursa olsun en kısa zamanda kurtulmak adına dualarımızı da eksik etmiyoruz bu konuda. İnşallah hocam, inşallah en kısa zamanda normale döneriz. Biraz size dönelim hocam. Ben aslında merak ediyorum şu bölümü. Siz Samsun'da doğdunuz ama futbol kariyeriniz Fenerbahçe'de başlamış. Futbolculuk döneminiz. Evet. Fenerbahçe'de forma giymişsiniz. Kocaeli Spor'da, Göztepe'de. Hiç Samsun Spor'da oynamamışsınız hocam. Futbolculuk kariyerinize dönersek nasıl başladı hocam futbolculuk hayatınız? Şimdi futboldaki hayatım çok enteresanlarla dolu. 1965 yılında Samsun'dan İstanbul'a göç ettik. Anadolu yakası Kadıköy, Suadiye'ye. Orada babam marangozluk yapıyordu. Sonra müteahhitliğe başladı. Derken biz de atölyeye gidiyorduk, geliyorduk. Ama benim hayatım futboldu. Mahalle takımımız vardı. Mahalle takımımız oynuyorduk. Oradan bir örnek spor, amatör küme örnek spora transfer oldum. Orada bir iki sene oynadıktan sonra Tat Spor vardı. Eski basketi de vardır onun. Tat Spor, İran Şahı'nın takımıydı. Evet. Tat Spor'a birinci amatör kümeye transfer oldum. Orada da hatta şöyle söyleyeyim. Selçuk'cum tam transfer olduğumda 13 hafta kadroya giremedim biliyor musun? 13 hafta ama hiç yılmadım. Hiç yılmadım. İyi bir takım vardı. Eski futbolcuları vardı. Tabii o zamanlar torpil de vardı. Korkunç derecede bir torpil vardı. Evet. Biz giremiyorduk kadroya ama çalışıyordum, hiç yılmıyordum. Yani ben bu işin üstesinden geleceğim diyordum. Kendime inanmıştım çünkü. En büyük zirveye geleceğime kendi kendime söz vermiştim. Gidiyorduk, giriyorduk. Son bir maç bir arkadaşımız gelmedi. Hocam bana şans verdi. O şansı iyi değerlendirdim. Ve orta saha oynuyordum biliyor musun? Orta saha oynuyordum. Evet. İyi değerlendirdim. Sonra son Maltepe maçında, Maltepe stadında, Maltepe stadyumunda bir maça çıkacağız. Göztepe'de örnek spor var. Onunla birlikte oynayacağız. Oranın da sol açığı Ahmet çok süratli bir futbolcu. Beni hoca çabuk olduğum için beni hoca aldı sağ beke koydu. Ya ben de tabii üzüldüm biraz. Derken sağ bek oynadık. Çok da iyi futbol oynadım orada. Kendimi çok gösterdim. Ve dikkat ettiğim bir konu var. O arada da Fenerbahçe amatör takımın maçı var. Tomo Kolopurevic, Allah rahmet eylesin, ışıklar içerisinde uyusun. Nedim hocamla birlikte maça geldiler ve orada beni çok beğendiler. Oradan beni Fenerbahçe'ye çağırdılar. Fenerbahçe A takımına. Gittik oraya. O senede amatör kümeden bayağı bir futbolcular aldılar. O zamanlardaki amatör kümedeki futbolcular çok değerliydi. Yani şu andaki ikincilik, birincilik değerliydi. Orada öyle futbol hayatımın akışı değişti. Ve Fenerbahçe'ye transfer oldum. Babamın haberi yok. Babamın, ailemin, kimsenin haberi yok. İmzayı attım, eve geldim. Ve babam aşağıda yazıhanede bekliyor. Beni çağırdı. İşte anneme dedim, eyvah dedim. Babam beni herhalde mahvedecek dedim. Yani gebertecek dedim. Nedir filan. Böyle bir espri oldu. İndim babamın yanına. 100 bin liralık da çek almış. Çek verdiler bana. O zamanın parasıyla 100 bin lira peşinat olarak. Şimdiye babama, ne kadar babam, denk gelir hocam aşağı yukarı? Şimdinin parası? Yani şimdinin parası söyleyeyim sana. 100 bin lira dediğin zaman İstanbul'da böyle parsel olarak bir ada satın alıyorsun. Ve o adaya da yapabileceğine 7-8 tane blok yapıyorsun. Şu anda düşünürsen 7-8 tane bloğa 4'er kattan düşünürsen, 10 kat düşünürsen yani hesap et. Artık bunun üstünden gelemezsin. Öyle, çok ciddi bir rakam parayı... hocam. Çok güzel bir rakama transfer olmuşsunuz. Tabii. Şimdi sen diyorlar ya işte o zaman para yoktu, şimdi para var filan değil. Eğer kazandığın parayı iyi değerlendiriyorsan onun sana önü açık oluyor. Ama iyi değerlendiremiyorsan tabii ki zorlukları yaşayabiliyorsun. Önümüzü göremiyoruz. Öyle çok arkadaşlarımız var. Onların örnekleri var.
bizimle hala görüyorsunuz. Allah herkese bu konuda güç kuvvet versin. O şekilde transfer olduk ve babamın haberi, babama gittim. Babam aynen bana şöyle yaptı. Aldı gazeteleri. Gazeteleri okumuş tabii, gördü. La ışığım dedi, ha bu nedir dedi hatta. Ne ettin sen dedi. Ya babacığım dedim, işte böyle böyle zorla imza attırdılar filan fıstık derken babama çeki verdim. Buyur babacığım. Bak bana böyle bir şey verdiler. Bilmiyorum. Baktı çeke. O dedi, tamam tamam, bundan sonra ne halim varsa gördüm. Orada yani Allah'ıma şükürler olsun. Fenerbahçe'de bir malum o zamanlar çok iyi, Cemil abiler, Alparslan abiler, Antic, İvan Çevişler, Cem'ler, Engin Mereler, bunlar iyi bir kadromuş. Allah rahmet eylesin. Önder abi falan Samsun'da da oynadı. Samsun'da kaza geçirdi biliyorsun Önder abi. Evet, evet, İyi bir futbolcuydu o. Öyle bir geçti. İşte 79'da şampiyonluk yaşadık. 79'da da Göztepe'ye. Göztepe'den şey ama Samsun'u çok takdir ediyorum. Takip ediyorduk. Oynadık. Karşılıklı da oynadık. Yani takibimdeydim. Hep hayalim Samsun Spor'da. Memleketimde oynamaktı ama olmadı. Dolayısıyla... Teklif aldınız mı hocam Samsun Spor'dan? Almadınız değil mi? Yani çok kulüplerden teklif aldım ama Samsun, ben Göztepe'ye gittikten sonra Göztepe ayrılma kararı verdim. Ayrıldıktan sonra beni Bursa Spor, Bolu Spor ve Kocaeli Spor istediler o sene çok. Fenerbahçe'de istedi beni. Alişan Göztepe'den geldi, beni istedi. Yalnız Göztepe vermedi. O aralar sıkıntılar vardı. Evet. Vermedi. Vermeyince Kocaeli Spor'da nasip oldu. Kocaeli Spor'da uzun yıllar. Herkes beni Kocaeli Sporlu, Kocaeli olarak biliyorlar. Kocaeli Spor'da uzun yıllar futbol oynadım. Sonra antrenörlük yaptım. Orada Güvenç Kurtar'la beraber başladık. Evet. 1975 yılında Eskişehir'de başladık. Kocaeli Spor'da teknik direktörlük derken böyle buraya kadar geldi. Ama en güzel anlarım teknik adam olarak Samsun Spor'da, Kocaeli Spor'da birinci ligde başlayıp evet, ondan sonra Samsun'da da yakaladığım o final, zorluklarla yakaladığımız finaller bende çok güzel şeyler yaşattılar. Çok evet, teşekkür ederim. Uzun uzun konuşacağız bunlar hocam. Herhalde 90'da bıraktınız değil mi hocam futbolu? 90'da bıraktım. 90'da bıraktınız. 90'da jubile yaptım. 96'da da antrenörlüğe başladınız herhalde, yanlış bilmiyorsam hocam. Evet, 95-96'da Güvenç Kurtar'la Eskişehir'de teknik adamlık yaptık. O teknik adamdı, ben yardımcısıydım. Tam 14 yıl birlikte çalıştık. O tecrübeyle geldik. Biz hep Güvenç Hoca'yla mı çalıştınız hocam, yardımcı olarak? Hep Güvenç Hoca'yla çalıştım. Evet. Hiç başka kimseyle değil. Her gittiğimiz yere sağ olsun Güvenç Hocam'la birlikte iyi güzel uyum içerisinde çalıştık. Güzel işlere de imza attık. Güvenç Hocam'dan öğrendiğim çok şeyler var. Ona buradan da sizin adına çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Bizleri buraya kadar yetiştirdi. Çünkü şimdi bakıyorum teknik adamlara. Herkes hemen diplomayı alır almaz teknik adamı. Ama tecrübe çok önemli. Yani çalıştırmak falan değil. Herkes çalıştırabilir takımı. Ama o psikolojik sorunlar, psikolojik olaylar var. Kulüpte idare edebileceğiniz birimler var. Onları kolay değil. O kadar idare etmek kolay değil. Çünkü kesinlikle, bizler teknik adamlar bireyiz. Bizler bireyiz. Uğraştığımız kitleye bak. Taraftar topluluğuyla uğraşıyorsun. Basın topluluğuyla uğraşıyorsun. Futbolcu topluluğuyla uğraşıyorsun. Yönetim topluluğuyla uğraşıyorsun. Personel topluluğuyla uğraşıyorsun. Bunların hepsiyle uğraşıyorsun. Bireysel, eğer bu kültüre, bu bilgiye sahip olmadığını süreçte Selçuk, bu işler çok zor yürür. O psikolojik çok önemli bir konu yani. Kesinlikle hocam. Tabii sonrasında artık teknik adam olarak sizi izledik birçok kulüpte. Samsun Spor'u ayırarak soracağım hocam. Çünkü Samsun Spor'u ayrı konuşacağız. Teknik direktör olarak tek başınıza çalıştığınız dönemleri baz aldığınızda böyle unutamadığınız takımlar, unutamadığınız anlarınız var mı hocam? Bir Galatasaray maçı var biliyorsunuz. Galatasaray maçı ilk Kocaeli Spor'da geldiğimde Yılmaz Hocam'dan sonra geldim oraya. 9 puanla aldım takımı devre arasında ve 29 puan yaptık. Yani 20 puan topladım ki o dönem hakikaten futbolcu topluluğunda muhteşemdi. Çok evet, kaliteli futbolcular vardı. Birbirimize her konuda her şeyi paylaşan bir grubum vardı. Hiçbir şey yapmıyordu. Onlarla birlikte çok iyi işler başardık. Ve aynı Samsun'da yaşadığım zorlukları, ekonomik zorlukları yaşadım. Biliyor musun? Korkunç zorluklar yaşadık. Yani kahvaltının çıkmadığı, yemeğin yemediği bir ortamlarda
Orada bunlar yaptık. Tabii Allah'a şükürler olsun, çocuklarımla birlikte kurduğumuz ilişki, kurduğumuz yakınlık, çalışmalarımız, teori ve pratik olarak çalışmalarımız hepsini futbolcuların saha içerisinde hepsini bana geri dönüşüm olarak sağlıklı bir şekilde verdiler. O konuda bunların hepsine buradan teşekkür ediyorum. Unutamadığım maçlar var. Örneğin Galatasaray maçı, hiç unutmuyorum. 5-2 yendiğimiz maç Ali Sami'nde. Galatasaray'la birlikte son maçımızdı. Küme düşmemeyi oynuyorduk zaten. Eğer Galatasaray orada yenilseydik o zaman küme düşmüştük. 6-7 haftada vardı hatta liglerin bitimine. O dönem garantilemiştik. Çünkü bütün rakiplerim kazanmıştı. Aradaki mesafeyi açmamak adına Galatasaray maçını kazanmak istiyorduk. Ve şükürler olsun bir hafta boyunca muhteşem bir çalışma yaptık. Futbolcularla birlikte Galatasaray takımını masaya yatırdık. Yani. Bireysel olsun, grup olsun çalışmalarımızda. Ve sadece işte bir 90 dakika oynayacağız ve bu 90 dakika sonunda ya var olacağız ya yok olacağız düşüncesi içerisindeydik ama futbolcularımla birlikte bir inanç meselesi yaptık bunu. Hatta maçtan evvel de yayıncı kuruluş Lig TV Bahadır vardı. İçeride de Silipyo'da da Erman Toroğlu'yla Şansal abi vardı. Evet. Da canlı yayın yaptılar. Canlı yayında işte soruyorlar bana. Ne düşünüyorsunuz? İşte maçı Galatasaray'la oynuyorsunuz. Ve tabii ki Galatasaray büyük bir şınav. Galatasaray'ın ismine, şanına saygı duyuyor. Ama şu anda bizim bir rakibimiz diyerek geldi. Ben buraya Galatasaray'ı yenmeye geldim. Dedim. Yeneceğim dedim. Eğer yenemezsem bu anda küme düşmüştüm. Herkes şaşırdı. Nasıl yani? Nasıl yani ne demek? Ya şükürler olsun. Biz çocuklarımızla birlikte Galatasaray'ı bir hafta boyunca masaya yatırdık. Ve buradan 3 puan alıp gideceğiz. Ve şükürler olsun oradan 3 puanı aldık. Muhteşem bir maçtı. Yani şuna şunun için seviniyorum. Ben futbolcularımla bir hafta boyunca çalıştığım en ufak noktasına kadar hepsini bana yansıttılar. Hepsini sahaya yansıttılar ve geri dönüşümü çok sağlıklı bir şekilde aldığım için onlara da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Evet. Güzel bir anı. Evet kesinlikle hocam. Ben de hayal meyal hatırlar gibiyim o maçı. 5-2'lik galibiyetinizi. Sanırım bir oyuncu hat-trick mi yapmıştı hocam? Yanlış mı hatırlıyorum? Taner. Taner Gülleri 4 gol attı. Taner Gülleri. Taner Gülleri. Evet. Evet. Taner Gülleri 4 gol atmıştı. Orada. 4 gol attı. Ben de iyi hatırlamışım o zaman. Ben de bir yandan sizi anlatırken o maçı kafamda canlandırıyordum hocam. Evet Murat Hacıoğlu attı. Ondan sonra da öyle bir şey var ki deplasman var ki Bursa'ya gittik. Bursa'da berabere kaldık. İstanbul'a geldik tekrar. Periyota bak maç periyotlarına Bursa'da o sene çok iyi. Arkasından Fenerbahçe'ye geldik. Fenerbahçe'de deplasmanda Fener'in sahasında onu oynuyoruz. Orada da aynı şekilde daha hatta maçın birinci dakikasında Roberto Carlos birinci dakikada frikikten gol attı. Herkes fark bekliyordu. Eyvah de Fenerbahçe bunlara dörtlük beşlik yapar. Evet. Şükürler olsun o maçı da çok iyi. Hiç oyun disiplinden kopmadan geriye düşmemize nazaran hiç oyun disiplinden kopmadan aynı şekilde son dakikada çalışarak çalıştığımız bir futbolcularım sahaya yansıttı. Golü bulduk ve maç 1-1 beraber bitti. Herkes şoktaydı biliyor musun? Fark bekledi maçı 1-1 beraber aldık. Yani kurtarma şeyine kadar geldik ama işte Taner'in sakatlığı bizi burada biraz zorladı. Taner sakatlanmasaydı takımı kurtarabilirdik. Tabii bazı sıkıntılarla birlikte oraya en azından ligin sonuna kadar hiç heyecanımızı yitirmeden hem futbolcu topluluğu olarak, hem yerel basın, hem de taraftar olarak, hem de yönetim olarak en azından o heyecanımızı ligin sonuna kadar taşımanın mutluluğu içerisinde olduk. Evet. Bizi mutlu etti. Evet. Tabii sezon sonunda küme düşmüştünüz orada hocam. Yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü ben de Kocaspor'u severim, çok da takip ederim. Hatta bir kalecilerim vardı, Stingaccio diye. Onun hastasıydım, ondan dolayı Kocaelispor'u takip ederdim. Onun için bu şeyi hatırlarım Kocaelispor'la ilgili hocam. Evet. O zamanlar antrenördüm orada ben. Siz Stingaccio'yla çalıştınız mı hocam? Tabii. Çok iyi bir kaleci, çok iyi bir insandı. Evet. Aynen öyle hocam. Güvenç Hoca'yla beraber çalıştık onunla biz. Yardımcı antrenördüm ben. Şeyle Güvenç Kurtar'la birlikte. Evet, Güvenç Kurtar'la birlikte çalıştık. Yardımcı antrenördük.
O dönemler. O zamanlar şeyler falan, bu sporcu kartları falan vardı hocam ya. Artık hani internet falan şimdiki gibi değil. Evet. Hani oralardan biriktirirdik onları falan. Hani öyle hatırlıyorum. Ben de Kocaeli Spor'u severim ondan dolayı biraz. Kocaeli Spor da çok iyi bir takım. Yani hakikaten baktığınız zaman Kocaeli olsun, Sakarya olsun, bir Bolu olsun, bir Zonguldak olsun, o zaman çok muhteşem takımlar vardı. Kesinlikle. Samsun, yani bunlar hiç unutulmaz. Giresun vardı, Ordu vardı, biliyorsunuz yani Karadeniz'de bunların hepsi çok iyi takımlardı. İnşallah onlar da iyi bir yönetimle, iyi bir planlamayla geri dönerler diye ümit ediyorum. Yani İnşallah. O şehirlerin bunların hepsine ihtiyacı var. İnşallah hocam, kesinlikle haklısınız. Gelelim Samsun Spor'a hocam. 2012-2013 sezonu, Başkan Emin Kar ve biz de o zaman tanıdık sizi. Tabii önceden isim olarak biliyorduk ama daha sıkı olarak o zaman tanıdık. İlk o zaman geldiniz Emin Başkan'ın olduğu sezon. Herhalde 11 hafta mı? 11-12 haftadan sonra ayrıldınız. Neler yaşandı hocam o sezon? Biraz o sezona dair neler paylaşabilirsiniz bizimle? Ya şimdi şöyle söyleyeyim, sizler de biliyorsunuz o sene geldiğim dönemde ligden düşmüştü ve hiçbir futbolcu kalmamıştı. Herkes terk etmişti. Çok büyük sıkıntılar vardı hocam, evet. Bir kaleci Atilla'yla bir de Hakan Arslan kalmıştı biliyorsunuz. Bir de PAF takımdan çocuklarla çalışıyorlardı benim geldiğimde. Burada Emin Başkan'a da çok teşekkür ediyorum. Bana inandı, güvendi. Oraya aldı. Evet. Ben de kendi adıma söylüyorum, mahcup etmedim diye ümit ediyorum. Bütün çalışmalarımızı Samsun Spor'un başarısı adına harcadık orada. Geldiğimizde herkes hatta bana dedi, ya bu takım yok, ne yok, nasıl geliyorsun, nasıl gidiyorsun? Ama benim inandığım bir yere gidelim. Çünkü Samsun futbol şehri. İnandım, dedim ki Samsun ama öyle ama bile bu işin üstesinden gelir. Her şeyin üstesinden gelir. Çünkü altyapısı da çok sağlam bir altyapısı vardı. Hep altyapısında. Oradan aldığımız Doğan Erdoğan vardı, Canberk vardı, Canberk Dilaver vardı, Halil İbrahim, Enes, Mehmet Aslan, yani Furkan, Erdi. Yani bu çocukların hepsi oynuyor genç takımdan. Biz bunlarla aldık. Kampa, Kartepe, Kocaeli'ye Kartepe kampa gittik. O ara kampta hem çalışıyoruz hem de transferler yapmaya çalışıyoruz. Transfer yapmaya. Hı hı. Orada da transferlerimizi yaptık. Yani birkaç transfer yaptık. İyi de bir takım kurduk. İyi bir takım oluşturduk. Ama işte bir şöyle söyleyeyim, 12 hafta. 12 hafta iki mağlubiyet aldık. 9 tane beraber bir galibiyet aldık. Yani bu şekilde bir kısmetsizlik vardı takım içerisinde. Öne geçiyoruz. Son dakikalarda çok, evet, yani, çok enteresan puanlar kaybediyorduk hocam. Evet. Hatırlıyorsunuz böyle. Ki yani iyi de gidiyoruz. Olumsuz gitmiyoruz yani o takım. Ama ben en son Şanlıurfa maçı içeride 1-0 öndeyiz. 75'te gol yedik. Ve maç 1-1 bitti. Artık orada soyunmada kimsenin haberi yok. Herkesi çıkardım. Soyunma odasında futbolcularımla birlikte arkadaşlarla hepinize çok teşekkür ediyorum dedim. Sizlerin burada bir suçu günahı yok. Sizler emeklerinizi veriyorsunuz, istediklerinizi yapıyorsunuz. Herhalde dedim bende bir kısmetsizlik var dedim. Bir kan değişikliği lazım burada dedim. Ben bu saatten sonra hepinize teşekkür ediyorum. Ben bu saatten sonra bıraktım dedim ve orada bıraktım. Hatta kimsenin de haberi yok. Emin Başkan'la konuşacağım. Gideceğim Emin'e bırakacağım diyeceğim. Yani artık bıraktım diye. İlk futbolculara söyledim. Ve gittim. Bırakıyorum diye hocam. İlk futbolcularla paylaştım. Ama rica edeceğim dedim. Ben başkanla konuşacağım. Buradan haber çıkmasın. Bu bizlerin arasında dedim. Ve çıktım. Kulübe gittik. Emin Başkan orada bekliyor. Emin'e sevgili başkanım dedim. Hem bıraktım dedim. Futbolcularla konuştum. Şaşırdı. Yok ya, haberim var dedi. Nereden çıktı bu dedi. Ne oldu dedim. Hanım aradı beni, Erhan bıraktı diye dedi. Söyle ona bırakmasın diye. Taraftarlar baskı yapıyor bırakmasın diye. Ya kaldım şu en başkan dedim ya, bak bir kısmetsizlik var dedim bu işte. Bir kan değişikliği lazım dedim. Hem çocuklar açısından, hem sizin açınızdan, hem şehir açısından, hem taraftar açısından bir kan değişikliği lazım dedim. Burası benim kulübüm. Yine gelir çalışırız dedim. Evet. Ve o şeyle dolayısıyla zar zor bıraktırmıyordu, bıraktım. Hiçbir şey de talep etmedim. Hiçbir şey talep etmiyorum dedim. Maaşlarımı zaten sağ olsun ödediler, ödeyeceklerdi. Öyle bıraktım gittim.
Ondan sonra işte Samsunspor son anda kurtuldu. En evet, son iki hafta kala Antep deplasmanında ligde kaldı. Evet. Hatırlıyorum evet. Çok iyi. Demek ki olay bende değilmiş. Bazı sorunlar varmış. O sorunları da atlattılar. Takımın ligde kalmasında Emin Başkan'ın çok büyük emeği var. Ona bu konuda hakikaten kesinlikle teşekkür etmemiz lazım ki ben buradan teşekkür ediyorum. Merkezde etmiştir. Çünkü hiç kimsenin sahip çıkmadığı bir ortamda Emin o kulübe sahip çıktı. Aynen. Yani taraftar da sahafın destek verdiler. Samsun taraftarı zaten tartışılmaz. Muhteşem bir taraftarı var ya. Kulübüne sahip çıkan. Kesinlikle. Her zaman olumlu olumsuz yönde yanında olan bir taraftar kitlesi var. Onun için Samsunspor'da oynayacak futbolcular, oynayan futbolcular çok şanslıdır diye ümit ediyorum. Evet, evet. Sonra bir daha döndünüz hocam. Bu sefer başkan Erkut başkandı. Yine yok, çok büyük sıkıntılar var. Yok, o zaman Emin başkandı. O da mı Emin başkandı? 2015 sezonu. Ben yanlış hatırladım demek ki. Yine Emin vardı. Emin Başkan vardı. 2014'lük Erkut Başkan daha sonra geldi. Doğru. Sezona başlarken Emin Kardı Başkan, sonrasında evet. Erkut Başkan gelmiş. Doğru. Evet. Doğru. Yine çok büyük sıkıntılar vardı o sezon değil mi hocam? Yani özellikle ligin ilk yarısında ben hatırlıyorum. Yani siz olmasanız o takım belki de dağılacak noktadaydı. Yani siz, Musa abi bir de kaptan, siz olmasanız belki de takım dağılacak durumdaydı ama ikinci yarıyla birlikte biraz da ekonomik durum düzelince herhalde ikinci yarıya bir ya iki defa yenildik, playoff oynadık. Puanımız da silindi bir de hocam. Yani o sezon başımıza her şey geldi ama playoff finaline kadar çıktık. Biraz da senden dinleyelim hocam. O sezonla ilgili neler anlatırsın sen? Ya o sezon Selçuk hakikaten çok bir zor bir sezondu. Evet. Emin Başkan adına da yönetim adına da zor bir sezondu. Olumsuz ekonomik sıkıntıları yaşayan bir takıma yine geldim. O ara transferlerimizi yaptık. İlk devreki transferlerimizi yaptık ve Erzurum'a kampa falan dökene kampa gittik. Ve kampta çocukların tabii çekler vermişler, sözler vermişler, biraz ödemeler yaptılar falan ama ne olursa olsun sıkıntı var. Bekliyor, herkes bekliyor. Çocuklar peşinatlarını alacaklar diye. Bulamadılar, edemediler. Ve biz kaldık. Yönetimden kimse yok kaldı. Ben Eydar'da. O zaman Yusuf vardı. Basın danışmanı evet. Yusuf bizim. Başka Yusuf Ziya. O da geldi. Evet. O da bizle birlikteydi. Böyle bir sıkıntılar yaşıyoruz. Ne yapabilirim dedim. Ve çocuklarımı, futbolcuları toplantı odasında topladım. Ve arkadaşlara dedim ki bakın arkadaşlar, buraya geldik. Bir yola çıktık hep birlikte. Ben şimdi size her şeyi şeffaf bir şekilde söyleyeceğim. Yalan yok bizde. Her şeyi gerçeğiyle burada paylaşacağız ve yolumuza inanıyorum ki devam edeceğiz. Şimdi şunu söyleyeyim size dedim. Bu kulüpte şu anda delikli kuruş yok. Bunu size açık ve net söylüyorum. Kuruş kimse para beklemesin. En azından devre arasına kadar. Arayış içerisindeler. Çıkardıkça verecekler. Verecekler derken. Ha ben şunu söylerim dedim. Saygı gösterdim dedim. Hiç kimse biri çıkıp diyebilir hocam kusura bakma ben burada duramam. Benim ihtiyacım var paraya. Kapı açık buyur girebilir dedim. Saygı gösteririz. Öpüşürüz. Kopmasınız. Ama burada eğer biz bunu kabul ettiğimiz süre içerisinde ve bir teknik adam olarak ben kabul ettim. Bizim işte ihtiyacımız varsa biz birlikte bunu çözeceğiz. Çözmeye çalışacağız dedim. Dolayısıyla arkadaşlarımız, futbolcularımız bu kadar güzel, yani şu anda tüylerim diken diken oldu. O kadar güzel anlayış gösterdiler. Evet. Hocam dediler ya, siz bize böyle bir konuştuktan sonra dediler, biz hiç önemli değil, para önemli değil. Biz aramızda kendi kendimizi idare ederiz. Bunu sonuna kadar götüreceğiz inşallah. Teşekkür ederim arkadaşlar dedim. Bakın maç oynanırken antrenmanda kesinlikle P lafı duymak istemiyorum. Çünkü biz bir şehri burada temsil ediyoruz. Onu en iyi şekilde gururumuzla, şerefimizle bu formayı taşımak adına yola çıktık. Bunu da en iyi şekilde yapacağımıza inanıyorum. Birlikte miyiz? Birlikteyiz. Birbirimize sahip çıkacağız. Eğer duyarsanız ben teknik adam olarak yönetimden delikli kuruş aldım.
Onun gelin bana hesabını sorun. Benim yüzüme tükürün ve bana saygı göstermeyin. Beni buradan gönderin. Size en ufacık ödeme yapmadan kendim kuruş almam dedim. Bunu bilesiniz. Biz birbirimize her şeyi gerçeğiyle konuşan insanlarız. Yaşamlarımı sizlere sunuyorum ben. Sizler eğer bunu algıladığınız süre içerisinde sağlıklı bir çalışmada biz bunun üstesinden geliriz ve bu takımı da şampiyon yaparız dedik ve öyle çıktık. Evet. Musa Aydın, hatta Musa, Fatih vardı biliyorsunuz, Fatih. Evet. Yani bunlar yani bayağı bir Tuna vardı, Murat vardı, Ahmet Solaker vardı. Ben böyle bir heyet kurdum. Ben bunlara ihtiyar heyeti diyordum. Yani çok güzel çocuklarla takım kaptanı Musa birlikte heyet kurdum ve takımı bunlara emanet ettim. Gözden ben de takımı bunlara emanet ettim. Bir sorun olursa dedim hesabını size sorarım. Sağ olsunlar, onlar da bu konuda çok iyi arkadaşlarıyla, diğer arkadaşlar, takım arkadaşlarıyla iletişim kurdular. Ve çok güzel bir ortam oluştu. Aile ortamı oluştu. Sevgi, saygının bulunduğu bir aile ortamı oluştu. Dolayısıyla Ocak ayına kadar geldik. Yani devre arasına kadar ite kalka. Çocuklarım saha içerisinde evet. Çok büyük performans gösterdiler. Hiçbir şey düşünmeden. Ha, üzüldük, sevindik ama sonunda finali yakaladık. O finale gelene kadar neler çektik biliyor musun Selçuk? Yani puanımız silindi o şöyle, sezon. 3 puanımız da silindi o sezon. Bravo. 3 puan silindi ve en güzel olay da ne biliyor musun? 55 puanlı 6. oldu. Aynen öyle hocam. Sansörün aynen öyle. Evet. Allah'ım bize o mutluluğu da gösterdi. Aynen öyle. O bizi çok mutlu etti. 55 puanla ve hatta yine ikinci dev başladı. Yine sıkıntılar var. Yani deplasmana gideceğiz. Otobüsle mi, uçakla mı? Arıyorum belediye başkanımı arıyorum. İl başkanlarını arıyorum. Yani diğer il çevre belediye başkanları, iş adamlarını arıyoruz. Gidelim. İyi bir şekilde bir yola çıktık. Bu yolu devam ettirelim. Çözülmeyelim diye. Şükürler olsun. Şehirden de çok büyük destekler geldi. Bir tek halka geldik, ettik elini. Yine hatta hatırlarsın Selçuk, takım sahaya çıkma, antrenmana çıkmama olayları falan yaşandı. Vardı, evet, yaşandı. Evet. Diyorum ya hocam, o sezon yaşamadığımız kalmadı. Evet. Ama işte yani ben kendimi övmek gibi olmasın ama bu hakikaten kolay bir şey değil. O kadar futbolcuyu idare etmek, enerji yüklü futbolcuları idare etmek, onlarla birlikte aynı şeyi paylaşmak, aynı nefesi alabilmek, aynı şeyi düşünebilmek, saha içinde, antrenmanda, saha dışında aynı şeyi düşünmek çok önemli. Yani şimdi ben şunu söylüyorum. Herkes antrenman yaptı. Hepimiz antrenman yaptırız. Antrenman birimleri belli zaten yani futbolda. Ne yapacağın, ne edeceğin. Yani bir program var. O programın dışına çıkamıyorsun zaten. Ha, siz bu çocuklara bu antrenmanı yaptırdıktan sonra teori pratik olarak taktiksel olayı uyguladıktan verdikten sonra işte bunları geri alabilmek çok önemli. Evet. Orada psikolojik olaylar devreye giriyor. Ben ve ekibimle birlikte bunu çok iyi başardık. Ve taraftarımız da bu konuda bize çok destek, çok yardımcı oldular. Sağ olsunlar, antrenmana geldiler, tatlılar getirdiler, çiçekler getirdiler, bizi motive etmeye çalıştılar. Bu arada şu basınımız sizler olsun. Hakikaten bu konuda sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok içten ve çok samimi bir şekilde çalıştık. Olumlu, olumsuz her şeyleri yaşadık. Ama dolayısıyla baktığımız zaman bir işi sadece Erhan Altın değil, hep birlikte başardık. Burada sizlerin de, taraftarın da, yönetimin de ne kadar olursa olsun büyük emekleri vardı. Böyle bir olaylar yaşadık. Hatta bak şunu söylemek istiyorum. Selçuk, Embilla biliyorsun Embilla. Para ki çocuklar Ofeyd olsun, Embilla olsun bunlar parasız oynamazlar yani. Ben çocuklarımla bu konuşmayı yaptıktan sonra bir ara kulağıma geldi. Embilla geldi söyledi bana. Embilla'yı yönetim çağırmış. Embilla'ya el altından bir 15 bin, 20 bin euro mu ne para. Ki çocuk Adana'dan bir arkadaşından 500 euro, 1000 euro borç alıyor. Hani yani bir şey. Evet. Geçiniyor. Geçimini sağlıyor. Ve ne dedi biliyor musun? Yok dedi, kusura bakmayın dedi. Biz dedi hocamıza ve arkadaşlarımıza söz verdik. Hiç kimse para almayacak. Dağıtacaksanız bu parayı hepimize dağıtacaksınız. Yoksa ben öyle gidip alıp arkadaşlarımın yüzüne bakamam deyip parayı elin tersiyle itip
yanımıza geldi, oraya geldi biliyor musun? Ve bunu benimle de paylaştı sağ olsun. Aferin oğlum dedim. İşte böyle karakterli futbolcularla çalıştığınız zaman başarı zaten kendiliğinden geliyor biliyor musun? Ama bunları tabii ki bir Erhan Altın olarak, Erhan Hoca olarak çocuklara bunları çok iyi işledim. Çok iyi işledim. Çünkü hiç yalan konuşmadım. Şimdi Selçuk'um yönetim bana mesela geldi. Hocam söyle şu gün ödeyeceğiz, bugün ödeyeceğiz. Bakın dedim benim sizden bir ricam var. Futbolcu milleti cin gibidir dedim. Aptal değildir dedim. Şu gün bugünle o günü geçineceksiniz ama sahaya çıktığın zaman o gün ödenmediği zaman o çocukların moral motivasyonu çok takıma çok zarar verir. Çünkü beklenti her zaman bir heyecan yaratıyor ama o beklentiye ulaşamadığınız zaman size moral motivasyon olarak almış olduğunuz bütün güç ve şeyleri sıfırlıyor, bitiriyor. Onun için ben dedim hayatta söylemem. Eğer ben bunu çocuklarıma söyleyeceksem o gün geldi mi ödeyenmediği anda onu benim cebimden çıkarıp çocuklarıma ödemem lazım. Onun için sizden benim bir ricam var. Bu çocuklar aptal değil, bu çocuk zeki çocuklar. Bu çocuklar bu formaya giriyor, bu şehirde. Gelin bunları adam gibi söyleyin. Deyin ki arkadaşlar paramız yok, ödeyemiyoruz. Ödeyemiyoruz ama ödemek için çaba göstereceğiz. Lütfen rica ediyorum. Ödeyemiyoruz ama kim ne istiyorsa istediği gibi davransın de çıkın işin içine kurtulun. Bir sefer ölün. 2-3 sefer ölmeyin. Sezon sonuna kadar ölmeyin. Bir sefer söyleyin. Arıntın işi gitsin. Yani böyle bir sıkıntılar yaşadık orada. Emin bıraktıktan sonra Erkut Başkan geldi. Sağ olsun Erkut Başkan da ufak ufak da olsa ödemeler yaptı. Yani tam hepsi olmasa bile alacaklara göre bir program, bir sistem uyguladı. Yüzdeler olarak birazcık futbolcularımızı rahatlattık, ettik, eledik. Yani öyle bir sıkıntılar yaşadık Samsun'da. Ama Allah'a şükürler olsun. Üstesinden geldik, gelmedik de değil yani. Küme düşecek denen takımı bir şey yok. Final oynattık. Kesinlikle. Finali de... final oynadı takım. Bir önceki sene de final oynamıştık Mersin'le. Ama biz o finalin favorisi değildik. Mersin bizden bir tık daha favoriydi. Ama sizinle birlikte oynadığımız, Antalyaspor'a karşı oynadığımız finalde biz favoriydik. Ama kaybettik. Neden kaybettik hocam? Sizce neler yaşandı orada? Ya şimdi tabii ki o final maçları çok önemli maçlar. Biz yine aynı şekilde hiç taviz vermeden çocuklarımızla birlikte hem çalışmalarımızı hem toplantılarımızı yaptık. Beşiktaş tesislerinde kampa girdik biliyorsun. Orada çok sağlıklı bir ortamda çalıştık. Kimsenin herkesten uzak bir şekilde yönetimimizle birlikte gelip bize moral motivasyonlarını her zaman hiçbir zaman için desteklerini verdiler. Sağ olsunlar. Ama işte yaşadığımız penaltı atışlarımızı yaptık. Her iki kaleye de antrenmandan evvel bütün takıma saatlerce penaltı çalışmalarımızı yaptık. Biz o takım maçın favorisiydik. Evet, favoriler hep bizi gösteriyorlardı. Evet. Bütün istatistikler bizi gösteriyorlar. Ve bizim rahat kazanacağımız bir maçtı. Rahat. Bende bir sıkıntı yok, çıkıyorsun. Çünkü futbolcularımla bir baktım da gözlerinden bunları okuyabiliyordum. Ama sahaya çıktıktan sonra işte tabii ki o sahadaki stres, psikolojik baskı birazcık futbolcuların üzerinde olumsuz işler yapmasına neden oldu diye o konuda biraz sıkıntı yaşadık. Ama ne olursa olsun yine giden bir maçta. Çünkü karşımızdaki rakip Antalya takımı nasıl olsa favori değildi. Onlarda bir rahatlık vardı. Onların sadece maçı berabere bitirip penaltılara gitmekti onların bütün. Ve onlar planlarına ulaştılar. Bizim rahat kazanacağımız bir maçı. Ve onlardan da kırmızı kart gördüm. Ve orada maçın böyle bitimine uzatmalara gideceğiz. Taha hatta tam önümde, benim önümde. Taha'ya da bağırıyorum. Yoruldu. Sakin ol diye. Evet, yoruldu. Atlama Emre. Emre biliyorum. Gördü onu. Hatta Fatih Kılıç'ta çıktı. Bağırdı. Atlama dedi. Çünkü Emre onu öyle bir kovalıyor ki. Bakıyor böyle topu atacak. Bu attık. Sarı kartı vardı. İkinci sarı karttan attırırım diye. Bizim moralimizin üst düzey olduğu ortamda, maçı çevireceğimiz ortamda Taha'nın atılması bizi tamamen orada bitirdi. Evet. Arkasından, yani çünkü orada değişikliğe gidecektim. Hamle yapacaktım. O hamleden sonra hem bir fazlamız vardı ki biz o maçı rahatlıkla alırdık. Maçtan önce son maçın bitimine
yani o pozisyondan sonra bitti. Recep Niyaz'ın biliyorsun hatırlıyorsun bir pozisyona girdi. Karşı karşıya. Vurur gibi yaptı vurmadı, vurur gibi yaptı vurmadı, vurur gibi yaptı bir daha kaydı. Eğer ikincisine vursaydı kesin golü ve maç bitmişti. Evet. Şampiyonluğu almıştık oradan. Nasip değilmiş ama şükürler olsun güzel şeyler yaşadık, güzel şeyler yaptık. Onun mutluluğu bize yetiyor. Ve tabii ondan sonra bir planlama yapılacak. Dolayısıyla Erkut Başkan'la konuşmuştuk. Ve şu anda yani bunu saklamak için bunu konuşmak istiyorum. Saklamak değil de yani içimdekini söylemek istiyorum. O sene sezon sonunda Erkut Başkan'la daha evvelde konuşmalar yaptık. Hocam dedi takımı bozmayacağız. Eksik bölgelere transferlerimizi yapacağız ve yolumuza devam edeceğiz. Ve başkan derim çok teşekkür ediyorum bu nazik zarif düşünceleriniz için. İnanıyorum derim. Bakın bunlar takımı çok iyi biliyorum. Eksiklerimizi çok iyi biliyoruz. Biz bunu masaya yatırdığımız süre içerisinde yapacağımız olumlu transferlerle önümüzdeki sene kesin Süper Lig'e çıkarız. Bak kesin. Şu anda Samsunspor'un kaç yıldır 3-4 yıldır bir kaybı var. Biz Süper Lig'deydik. Evet, yani. O sene kalsaydım ve portföyümü de hazırlamıştım. Transfer portföyümü de hazırlamıştım. Kendi futbolcu taktiksel mantalitemi göre transfer yapacaktık. Her şeyimizi hazırlamıştık ama maalesef ne oldu ne bitti bilemiyorum. Erkut Başkan ve yönetimi benimle çalışmak istemediklerini söylediler. Saygı gösterdim ve ayrıldım. Ayrıldıktan sonra da işte Samsun'un ne hale geldiğini hep birlikte gördük zaten. Maalesef. Bir sene evvel ligde, Süper Lig'de olacak takım aşağılara kadar indi. Şimdi Süper Lig hesapları yapıyoruz. Sağlıklı bir şekilde yapıyor. Onu da zaten konuşacağız ilerleyen zamanlarda. Evet. Evet. Yani böyle ortamlar yaşadık. Yani futbolcularımla. Şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Bir şey paylaşmak istiyorum. Yürü, yürü. Tuna Üzümcü var. Stoper biliyorsun Tuna Üzümcü. Tuna'yı bizim. Biliyorum hocam. Tuna'yı yani severim. İnsan olarak severim. O geldiğim sene ondan evvel İzmir'de Adana'da oynuyordu Tuna. İzmir'e maça gitmiştim. Maçta Adana Karşıyaka maçını seyrediyorum. Ve Atatürk Stadı'nda Tuna'da oynuyor maçta. Ve çok iyi oynayan bir Adana Spor. Tuna'nın saha içerisindeki agresifliği, olumsuzları takımı olumsuz etkilemesi, böyle agresif olması ve benim orada kafamda bir soru işareti oluştu. Onun seyrettikte sonra Tuna şeye transfer oldu, Samsun'a transfer oldu. O araç ile ben geldikten sonra takımı toplayacağız. Emin Başkan'a dedim ki, bak dedim ben Tuna'yı istemiyorum, sana söyleyeyim açıkçası. Tuna'ya söyle, evet. Tuna kendine bir takım bulsun, oraya biz stoper alırız. Dolayısıyla Tuna, tabii antrenmanlara başladık biz. Tuna da gelmedi. Geç geldi. Menajeri de haber saldılar. Menajeri beni aradı. Dedim böyle böyle ben istemiyorum dedi. Bunu netice söyleyeyim size. Tamam dedi. Bir aradan 2-3 gün geçti. Tuna geldi. Tuna yanıma geldi. Gel oğlum dedim. Geldi. Hocam dedi ya yönetim beni istemiyor dedi. İşte şudur budur. Dedim hayır dedim oğlum yönetim değil. Sen dedim bir kere niye geç kaldın? Niye geldin? Sen profesyonelsin değil mi? Profesyonelsen niye takım? Hocam işte istemiyor. İstesin istemesinler. Senin burada bir mukalem var. Senin şimdi tek taraflı sana ceza da keserler. Tek taraflı mukalemi feshederler. Sen buraya gelirsin. Seni istemeyen kişi varsa seni PAF takımla antrenmana çıkar. Kulüp bulur gidersin. Bak seni dedim yönetim değil. Ben açık ve net söylüyorum. Seni ben istemedim dedim. Ve buna bu şekilde de anlattım olayları. Aynı şekilde. İzah ettim, anlattım. Doğru diyorsun hocam dedi, tamam. Ama bak şunu söyleyeyim. Ben ikinci bir adam değilim dedim. Hem takıma hem bize faydalı olan herkese dedim. Başımızın üstünde yeri var. Saygı gösterdim. Dolayısıyla bir aklım bizimle idmanlara başlattı bunu. Başladı. Ve nasıl yardımcı oldu? Nasıl çalıştı? Nasıl ne olacak iş? Çünkü Fatih'ten formayı aldı ve inanır mısın finale kadar formayı taşıdı. Evet, hatırlıyorum hocam. Çünkü biliyorsunuz finale kadar. Yani şimdi benim şunu anlatmak istiyorum. Futbolcuyu kaybetmek iki dudak arasında. Kaybetmiş olduğunuz futbolcuyu bile kazanmak tamamen bir teknik adamın elinde. Evet. Psikolojik olarak çocukların sorunlarıyla ilgilenmek. Ben biliyorsunuz hep yani tesislerde yardımcı davranmak ve hepimiz tesislerde kaldık. Ben ayrı bir evde tutabilirdim ama ben o futbolcularımla o
olayları hep birlikte yaşamak için orada kaldım. Onların en ufak bir derdine yakından hemen müdahale edeyim diye ben hep orada kaldım. Birlikte yaşadık. Olumlu, olumsuz her şeyi bulamadık. Gittik beraber aldık, yedik, içtik. Her şeyimizi şükürler olsun. Oraya kadar geldik. İnançlı futbolcu topluluğumla birlikte. Bana burada bütün futbolcu arkadaşlarıma, kardeşlerime yardımcı oldukları için o formayı, şanlı, şöhretli formayı karakter yapılarıyla birlikte taşıdıkları için kendilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Minnettarım kendilerine. Evet, çok güzel özetlediniz hocam o dönemleri. Tabii evet. O sezon Samsunspor için bir kırılma sezonu oldu diyebiliriz. Onun ardından işte o Süper Lig'e çıkamamanın verdiği bir sinir harbiyle maalesef takımımız birincilikten de düştü. İkinci lige geriledi. Şimdi ikinci ligde de ciddi bir yapılanmayla yeniden Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen, hatta Süper Lig'de şampiyonluk, Avrupa kupaları hedefleyen bir yapı kuruluyor. Ertuğrul hocamız var. Güçlü bir yönetim, güçlü bir başkan. Ekonomik sıkıntı yok. Bunları sen de takip ediyorsundur hocam. Şimdiki Samsunspor'u sen nasıl yorumlarsın hocam? Ben şimdiki Samsunspor'u değil, ona geleceğim. Bundan evvelki, bir sene evvelki Samsunspor'dan başlayalım. Yani. Şimdi bu biliyorsunuz başkan İsmail Uyanık dönemindeki Samsunspor'dan başlayalım. Sağ olsun İsmail Uyanık da Samsunspor adına çok güzel işler yaptı. Yüksel Yıldırım'la birlikte onu aldı. Samsunspor'un içerisine soktu. Ona bu konuda teşekkür ediyorum. Hakikaten büyük destekler verdi. Evet. Ama şimdi İsmail Uyanık dönemindeki Samsunspor'u masaya yatırdığım zaman Samsunspor'un şu anda ben diyorum ki bir yıl kaybı oldu. Burada bir yapılan transferler olsun, çalışmalar olsun. Yani bu, ben şunu söylüyorum, bu üniversitede tez olarak hazırlanacak şeyler. Yani bir takımın iki senede nasıl bir iğme yaşadığını en sağlıklı bir şekilde bir göstergedir bu. Bir ümit ediyorum, bilemiyorum. Tabii sizler de bunu araştırmışsınızdır muhakkak. Neden İsmail Başkan döneminde Samsunspor şampiyon olamadı da şu ara geldikten sonra Yüksel Yıldırım, sevgili Başkan Yüksel Yıldırım gelip oraya sağlıklı bir hocayı transfer edip bütün yetkiyi hocaya verdikten sonra nasıl bir başarı yakalandığının en sağlıklı göstergesi burada ortaya koyabiliriz diye ümit ediyorum. Dolayısıyla bir sezon kayıp diyorsunuz yani hocam siz. Bence bir sezon kayıp. Ben çünkü Samsunspor'u takip ediyordum. Yapılan transferler de o kadar olumsuz değildi. Kaliteli transferler vardı. O ara sizce hocam geçen sezon? Efendim? Geçen sezon transferlerde sıkıntılı değildi. Kaliteli bir kadro vardı dediniz. Sorun neydi peki sizce? Sorun herhalde tahmin ediyorum iletişim kopukluğu vardı. Yani teknik adam yönetim arasında bir olumsuzlukların yaşandığı bir ortam oluştu diye ümit ediyorum. Benim gözlemim böyleydi. Çünkü Samsunspor'u ben saha içerisinde de takip ettiğimde sadece isimler olarak baktığım zaman çok kaliteli futbolcular var ama futbolcuların vücut dilleri, sahadaki mücadeleleri hiç sağlıklı değildi. Birbirlerine iletişim kopukluğunun yaşandığı ortamları gözlemledim ben Samsunspor'da o dönemler. Yani ona ama herkes şimdi diyor ki kadroda şu olur diye, kadroyla alakası yok. Sadece iletişim kopukluğuna kaynaklanan bir olaydı. Bir sene kaybı oldu. Herhalde tahmin ediyorum, yani benim gözlemim anladığım kadarıyla hoca Taner Hoca'yla başladılar. Evet, Taner Hoca değil bir hoca. Yani transferlerini de yaptılar, ettiler. Arkasından İsmet Hoca geldi. Bir türlü bir iğme yakalanmadı. Bunun yakalanmasının sebeplerinde tabii ki kendi iş bünyelerinde olan bir olay. Ama ben bir teknik adam olarak burada gözlemlediğim bazı şeyler var. Onları sizlerle paylaşmak istedim. Eğer o takım içerisinde diyaloglar iyi olsaydı, o futbolcuların hepsiyle iyi iletişim kurulsaydı, samimi olunsaydı, inanıyorum ki meblalar arasında uçurum olmasaydı inanıyorum ki Samsunspor belki bu sene Süper Lig'e oynardı. Süper Lig'e çıkar ve şampiyon olur. Süper Lig'de kendini olumlu bir şekilde lanse ederdi diye ümit ediyorum.
Evet. Ama dolayısıyla şimdiki döneme bakıyorum. 10 puan geride olan Samsunspor, Manisa Büyükşehir Belediye'nin takımıyla birlikte çeyrekte 10 puan geride olan Samsunspor şimdi 10 puan aşmış durumda ki şampiyonluğu 6 puan gerideydik hocam, şimdi 10 puan öndeyiz. Evet, matematiksel olarak garantilemese bile ama Samsunspor artık 1. ligin kapısını araladı ve 1. lige sağlıklı bir şekilde geldi. Ertuğrul yapmış olduğu transferlerle birlikte, Ertuğrul'un bir kere burada Yüksel Yıldırım Başkan'a çok teşekkür ediyorum, çok saygı gösteriyorum. Onu bazen izliyorum Twitter'dan, söylemlerini, canlı yayında söylemlerini, yazılarını okuyorum. Hakikaten spor adına çok bilinçli, yani spor adına dedim, Samsun spor adına çok bilinçli ve büyük projeleri var. Büyük projeleri, evet. Çok büyük düşünüyor. Çok büyük düşünüyor. Onu burada hani böyle bir başkanı yakalamışken Samsun Spor, bununla birlikte başkanına Yüksel Duma sahip çıkarak Yılport Samsun Spor olarak inanıyorum ki Süper Lig'e çıktığında Avrupa kupalarını ve şampiyonluğu oynayabilecek kadroları kurabilecek kapasiteye sahip, ekonomik olarak, İnşallah. Psikolojik olarak. Tabii yani bunların hepsini ben takip ediyorum Samsun Spor'u şu andan itibaren. Kurulmuş bir düzen var, bir planlama var. Sağlıklı planlama kurduğunuz süreç içerisinde azıcık bunun üstesinden gelebiliyorsunuz. Yani önünüzü görebiliyorsunuz en azından. Önünüzde bir sıkıntı diye bir şey kalmadı. Şu anda ekonomik olarak bence Türkiye'nin en sağlam takımlarından biri. Herhalde sıfır borcu olmayan, ümit ediyorum. Hatta olmayan bir transfer dönemi böyle şekillenmeye başlıyor ya hocam, artık oyuncular gelmek için araya böyle işte isimler koymaya çalışıyorlar. Herkes artık Samsun Spor'a gelmeye çalışıyor. Öyle bir hal aldı Samsun Spor. Aynen öyle Selçuk. Yani ben de duyuyorum. Şu anda herkesin bütün isteği Samsun Spor'da girip Samsun Spor'da top oynamak. Evet. Çünkü ekonomik olaydan rahat, hiçbir sıkıntısı yok. Tesisleşmeyi de çok iyi yapacak planlamaları var. Yeni bir tesisleşme evet. Temeli atılıyor herhalde. Orayı altyapıya bırakacaklar. Altyapıyla ilgili sevgili başkanımın çok büyük çalışmaları var. Yurt dışındaki takımlarla ilgili iletişim içerisindeler. Onlardan aldıkları projelerle birlikte çalışmaları var. Evet. Bunların hepsini görüyorum, duyuyorum, okuyorum. Maşallah, siz de takip ediyorsunuz hocam. Uzaklardasınız ama Samsun'un gözünüzde. Ya ben tabii takip etmek zorundayım. En azından spor adamıyım diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Ben hiç boş durmuyorum, biliyor musun? Ben şu anda bile evde hep portföyüme bakıyorum, çalışmalarıma bakıyorum, geçmişe bakıyorum, geleceğe kovalıyorum. Evet. Benim akıllı tahtam vardır. O bende bilgisayarımda yüklüdür. Televizyonuma bağlayıp orada çalışmalar yapıyorum, taktiksel çalışmalar yapıyorum. Yenilikleri takip ediyorum. Dünya futbolunu takip ediyorum. Ne gibi taktiksel, onları da inşallah konuşuruz ilerleyen zaman olursa, ilerleyen dakikalarda. Evet. Yani burada Samsun Spor'un çocuk önü açık. Bir kere şu taraftarıma şunu söylemek istiyorum. Büyük taraftara. Benim için yani ne olursa olsun taraftar bir numaradır. Bir numaradır. Ondan sonrası 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarsın. Çünkü taraftarın coşkusuyla, takımın coşkusuyla değil, taraftarın coşkusuyla coşan bir takım yaratmak istiyor başkan. Onu biliyorum, takip ediyorum. O taraftarın coşkusu sahaya yansıdığı anda Samsun Spor'un önünde kimse duramaz. Hani o büyük taraftar. Ve taraftar takımına sahip çıkıyor her zaman da. Her zaman da sahip çıksın diye buradan hep dualarımı onlarla birlikte iletiyoruz inşallah. Bu şeyin üstesinden gelirler. İnşallah hocam. Teşekkür ediyorum. Çok da güzel yorumladın. Son olarak Samsun Spor'a yine döneceğim. Son Samsun Spor'la ilgili mesajlarınızı alacağım ama hocam. Tabii bir tarafınızda Fenerbahçeli diyebiliriz sizin. Orada da bir teknik ekip için çalışmalar var. Orada da bir gündem var. Orayı da takip ediyorsunuzdur. Fenerbahçeli'nin durumuyla ilgili neler söylersiniz hocam? Neler düşünürsünüz? Şimdi Fenerbahçe'yi takip ediyor. Ali Koç bir sıkıntıya düştü. Şampiyonluk, hep şampiyonluk ümitleriyle yola çıkan. Orada da yapılan çok olumsuzluklar var, bakıyorum. Şimdi Türkiye'de yaşanan en büyük sıkıntılardan biri, genellemede konuşuyorum bunu. Evet. Hiçbir takım da teknik adam transfer yapamıyor, yaşanan sıkıntı bu. Hep yöneticiler transfer yapıyorlar. Yöneticilere menajerler genellikle, futbol direktörleri
genellikle başkanları yönlendiren, kendi düşüncelerinde sanki takımı onlar çalıştıracakmış gibi kendi düşüncelerinde, zihniyetlerinde takıma transferler yapıyorlar. Transfer yaptıktan sonra hocayı alıyorlar. Bu hocanın bu yaptığınız transferlerde ne gibi, yani bir taktiksel çalışması vardır. Kontratak mı oynayacak, kapalı alan mı oynayacak, ne gibi oynayacaksak kendine göre bir transferleri vardır hocanın. Hoca bu takımı aldığı zaman bu takım üzerinde bir çalışmaya başlıyor. Yeni bir takım, tanıdığı bir takım, tanımadığı bir takım. Yani futbolcu ne kadar tanısın ama tabii ki kendi bilgi ve birikimini taktiksel oynamayı kendi takıma yansıtmak adına bir süreç lazım. Bir geçiş dönemi var. Bu geçiş döneminde şöyle en azından devre arasına kadar bunu idare edebilecek taraftar ve yönetim kitlesi olduğu süreç içerisinde zaten ikinci devreden sonra takımda görülen eksikliklerde yapılan transferlerle sağlıklı bir şey çizebilir, yol çizebilirsiniz kendinize. Onun için Fenerbahçe'de şimdi yapılan transferlerde olumsuzluklar var gibi görüyorum ben. Uyum içerisinde olumsuzluklar gibi görüyorum ben. Yönetimin yapmış olduğu transferler hocayla ters düştüğü için, hocanın taktiksel olayına Ersun Yanal'a uymadığı için Ersun Yanal'la yollar ayrıldı diye ümit ediyorum. Evet. Şimdi Emre'yi futbol direktörü yapmak istiyorlar. Emre uyar. Çünkü Emre hakikaten çok akıllı. Dünya futbolunu takip eden, futbolun içerisinde olan, yabancı dili olan ve bu işi çok iyi götüreceğini ümit ettiğim kişi. Ali Koç'un şu ana kadar en iyi yaptığı şeylerden biri Emre'yi oraya almak bu. Monte etmek. Emre'nin alacağı hoca önemli. Şimdi alacağı hoca, teknik adam çok önemli. Onunla birlikte çalıştıkları süreçte ikisinin hocanın doğrultusunda yapılan transferler, tabii burada ekonomik boyutlar da çok önemli. Ekonomik boyutlara kesinlikle baktığınız zaman tabii. Yani eğer sağlıklı bir transfer yapabilirse, takımın içine uyum sağlayabilecek, hocanın taktiksel zihniyeti ve düşüncesinde olabilecek transferleri yaptıkları süreç içerisinde Fenerbahçe önümüzdeki sene şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olabilir. Çünkü özlenen, hem taraftarın hem Ali Koç'un özlediği bir sportif başarıyı özlemle bekliyorlar. Bunun üzerinde çok çalışmalar yapıyorlar. Şu anda Fenerbahçe'den yani bir şey olmaz. Fenerbahçe artık ligin sonunu bekleyecek. Çöpe attı diyelim. Çöpe attı bu sezonu. Önümüzdeki sezonu sağlıklı bir şekilde yola devam etmek adına çok iyi çalışmalarıyla. Şimdiden çalışıyor ki çalışıyorlar. Haberleri alıyorum, yapılan transferler var. Evet. Mesela artık bir de ekonomik olayından dolayı herkes altyapıya dönmeye çalıştı. Darıca Gençler Birliği'nden genç bir futbolcu transfer ettiler mesela. Onu haftalarca devamlı medyalarda gördük, okuduk, basında olsun. Hep takip ettik. Artık altyapıya ve gençlere dönüp kendi bünyesine dönmek zorundalar. Çünkü yabancı futbolcuların artık buraya transferleri biraz zor olacak gibi bu pandemiden dolayı. Biraz sağlıklı bir ortam olmayacak ama inanıyorum ki yapılan sağlıklı, Türkiye'de çok kaliteli futbolcular. Hani baktığınız zaman çok kaliteli. Eğer bu kaliteli futbolcuları bünyenize kattığınız zaman iyi işler olacağını ümit ediyorum ki bunu Emre şu anda çalışmasını sürdürüyor. Evinden çalışmaları, telefon görüşmeleri yapıyor. Bakıyor, duyumlarımızı alıyoruz evet. Bu konuda. İnşallah önümüzdeki sene Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürecek diye ümit ediyoruz. Bütün evet. Beklentimiz bu. Doğru. Evet. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir röportaj oldu hocam. Çok teşekkür ediyorum. Son olarak senden artık buradan Samsun Spor camiasına vermek istediğin mesajları alalım hocam. Ardından veda edelim. Bir kere Yüksel Yıldırım Başkanıma, Ertuğrul'a çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir planlama yaptılar. Samsun Spor'u, efsaneyi geriye döndürmek adına taraftarı da burada desteklerini hiç esirgemedikleri için maçlarını seyrediyorum. Bakıyorum televizyonlarda, basından olsun. Hiç evet. Yalnız bırakmadıkları için ve devamlı taraftarın arkasında değil, takımının arkasında değil, önünde duran bir taraftar, takımına sahip çıkan bir taraftar görüntüsü verdikleri için onlara da çok teşekkür ediyorum. Samsun Spor'u artık bütün mercek altına aldım kendi adıma. Mercek altına aldım. Onlardan da şu andaki planlamalarında alacağım
alacağım çok güzel dersler var. İnşallah Ertuğrul'la birlikte de görüşüyoruz. Ertuğrul inanıyorum ki bazı şeyleri de paylaşacağız kendisiyle birlikte. Burada şimdiden Şansın Spor'un şampiyonluğunu kutluyor ve başarıların devamını diliyorum. Evet, çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Şunu da söylemeden yapamayacağım. Özellikle Samsun Spor yerel basınına bu konuda çok teşekkür ediyorum. Hakikaten takımını her zaman destekleyen, düştüğü zaman her zaman moral ve motivasyonlarını hem canlı hem yazılı medyada hiç esirgemeyen bir basın var. O buradan basınlarda çok, yerel basına da çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletiyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Evet, sevgili YouTube TV Kaya ailesi, bir Selçuk Kaya ile Birebir programının daha sonuna geldik. Sevgili hocamız Erhan Altın'la birlikte biraz geçmişi andık. Geçmişte neler yaşandı, bunları hatırladık. Hocama da çok teşekkür ediyorum beni kırmadığı için. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hepinize Samsun'dan sevgiler, saygılar. TV Kaya, sağlam bilgi, sağlam haber.